Selamünaleyküm. Aleyküm. Bediüzzaman Hazretleri seçim zamanında oyunu alelen beyan etmiş. Sandık, koca Bediüzzaman Hazretleri e, ne olduğunu bilmiyor mu? Sandığa gelmiş, evladım demiş oradakilere. E, Demokrat Parti'nin sandığı hangisi? Demişler Hoca Efendi ikisi de aynı sandık. Bilmiyor mu? Kasten demiş tamam mı? Ve Risale-i Nur'da vakti geldiği zaman bunu söylemek ve laikalarda mecra vermek toplum keşmekeş olduğu zaman zihinler dağıldığı zaman e, biz Şeyhülislam ve Evliye Yazime Mücedit seçmiyoruz. Zaten kasten olmadıkça anlarsın ki bunun adı da Ehvenü Şer. Şerdir ama azami şere göre Ehvenü Eğer Ehvenü Şer, az şeriz tercih etmesen azami şeri tercih edeceksin. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceksin ya bunlara vereceksin. Bak şimdi elbette ki bir sürü kusurları olmaz olur mu? Çünkü hakiki siyasetçiden hakikin dindar, hakikin dindardan da hakiki siyasetçi olmaz. Misalde geçmiş. Ancak dört halife Ömer i̇bn Abdülaziz Emevi hariç diyor. Karıştırmışlar siyaset vesaire. Peki e, hayır, hayırları da var, şerleri de var. Biz burada evven şeri seçiyoruz. Hayrı mutlaka seçmiyoruz. Adamların basit basit şeylerine takılma. Öteki tarafta azami şer. İkincisi korkunç bir küfür küfre götürücü bir sözdür. Bilerek olmuşsa küfürdür. E, dinsizliktir. Onun için bir daha konuşmayı tercih edeyim. Bilmeyerek ok olursa inşallah afa, afa layık olur. Nedir o? İmam-ı Şafi'nin zamanında değiliz demek Şafi mezhebin inkardır. Şafi mezhebini bu kadar muntesipleri var. Dört hak mezhepten bir tanesi Şafi Hazretleri'nin Şafi mezhebidir. Şafi Hazretleri'nin sözüne Şaf, İmam-ı Şafi'nin zamanında değiliz diyor. O zaman İmam-ı Şafi'ye uyanlar yanlış yapıyor. Çünkü onun zamanında değiliz. Kime uyacaklar? İmam-ı Şafi, İmam-ı Azam, Ahmet bin Ambel, İmam-ı Malik olmasa. Peki nasıl dinsizliği ifadesidir? Ustad Bediüzzaman Hazretleri 27. Söz'de diyor ki... Mezhepsizlik diyor... Din e, dinden zincirinden çıkmaktır. Din zincirinden çıkmaktır. Yani dinsizliktir mezhepsizlik. Çünkü başka nereye tabi olacaksın? Kardeş bunu yazan kardeş hemen... Hemen tövbe et. Hasan'a kızacağım, Hasan'a muhalefet edeceğim diye o lafın korkunç tehlikelidir. İmam-ı Şafi Hazretleri'nin zamanıdır. İmam-ı Azam'ın Hazretleri'nin zamanıdır. İmam-ı Malik ve İmam-ı Ahmet bin Hanbeli zamanıdır her zaman. Bunlar dört hak mezheptir. Sevgili kardeşim. Ben bir şey, benim hakkım yok. Hakkım helal olsun ama sakın hemen tahsiye et. Hemen tecdid iman yap. Evliysen tecdidin nikah yap. Çok korkunç bir şey. İmam-ı Hazretleri'nin zamanı değil. O zaman sen İmam-ı Şafi'lere uyanlar, uyan, uyan mensuplarına diyorsun ki zamanı değil ki İmam-ı Şafi Hazretleri'nin zamanı değil ki. Kimin zamanıdır o zaman? Kimindir ya? CHP'nin zamanı mıdır? Yani arkadaş peki böyle siyasete biz girmedik ki siyasette mecra vereceğiz. Toplumdadır. Toplumun bir gerçeğidir. Onlara da e, İslam'a ve Kur'an'ın mutlak adalet mutlakası yoksa adalet izafiyesi var. Ben sana nurdersi.com adalet kaç 16 mı 20 miydi? Ee, adalet ilahiye var. Adalet izafiye var. adaleti mutlaka var. Adaleti mutlaka yok kardeşim peygamberde vardı. Şimdi ne var? Adaleti izafiye var. Tamam mı? Ha şimdi adalet alt diyor burada. He? Altı altı. Şey ha tamam işte o. Adalet altı, adaleti izafiye, nispi adalettir. Kardeş onu bir dinle de yani usulü bilmiyorsak, şeriatı bilmiyorsak, fıkhı bilmiyorsak, tefsir okumamışsak. Var böyle bir yere saplanıp da böyle yapma Hasan'a, Mehmet'e kızacağım diye mezheplere sakın ha. Çünkü sana yakışmıyor, cedine yakışmıyor, senin ana babanın sana verdiği terbiye yakışmıyor. Bana özelden hakaret edebilirsin. Benim sözlerimi tenkit etmekte dini bir vecibesi yoktur. Ama ben naklediyorsam o zaman o kişiye itiraz olmuyor, kaynağa itiraz oluyor. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Allah istikametten ayırmasın. İhtina sıratel mustakim. El Fatiha.